Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda elle manuel olarak bir Windows güncellemesi nasıl bulabiliriz ya da indirebiliriz? Bunu size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Diyelim ki biz biraz önce bir Windows ISO dosyası indirdik ve bu ISO dosyası kurulduktan sonra ekstradan bir takım güncellemeler olabiliyor arkadaşlar. Tabii ki biz bunun işte sürücü güncellemesi vesaire değil de Windows'un kendi güncellemelerinden bahsediyoruz. Windows'un kendi güncellemelerinden olabiliyor arkadaşlar. Biz ne kadar işte Ubuntu ya da Ubrg-Adguard isimli siteden güncel bir Windows ISO'su indirsek de yine de kurulumdan sonra bir takım güncellemeler mevcut oluyor arkadaşlar. Bunun olmaması için diyelim ki siz bir Windows ISO'su düzenliyorsunuz. Bu güncellemeleri önceden nasıl ekleyebilirsiniz? Bunu kısmen anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Her neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Ben bunun için öncelikle bize hangi Windows güncellemesi gerekiyor bunu size anlatmaya çalışacağım. Bunu da kendi kullandığım yöntemler üzerinden size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani hemen hemen hiç bilmeyen birisi için bile çok daha basit olduğunu düşündüğüm yöntemi size anlatmaya çalışacağım. Daha basit yöntemleri bilen arkadaşlar olursa ve videonun altına yazarsa sevinirim. Hem öğrenmiş oluruz hem de sonraki videolarda güncelleyerek daha basit yöntem olarak anlatabiliriz arkadaşlar. Her neyse ben kendi bildiğim yöntem üzerinden ilerliyorum. Biz bir Windows ISO'su indirmiştik ve kurulumdan sonra belirttiğim gibi güncellemeler oluyor arkadaşlar. Onu önceden yüklemek için yani indirip nasıl indirebiliriz? Hangi güncelleme bize gerekiyor? Bunu bulalım. Başlangıç olarak şunu belirteyim arkadaşlar. Windows 10 22 H2 yazıyor. Şu an final sürümü bildiğim kadarıyla yok bunun. Olmadığı için de kullandığımız sitede bunun yani 22 H2 sürümüne ait aradığımız güncelleme yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu 21 H1 olarak düşünün arkadaşlar. Ve 64 bit mimarisine sahip olması bizim için önemli. Bu iki kısmı unutmuyoruz. Ve dediğim gibi 22 H2 için bu güncelleme olmadığı için ve final sürümü olmadığı için burayı 21 H1 olarak düşünün. Şu yanlış anlaşılmasın. Buna 21 H2 güncellemesini indirip entegre edeceğiz anlamına gelmesin. Bizim indirdiğimiz ISO'nun 21 H2 olarak indiğini düşünün. Yani o şekilde düşünürseniz daha doğru anlaşılır. Bunu 21 H2 artı 64 bit mimariye sahip olduğunu unutmuyoruz. Ardından Entity'de ISO'muzu bağladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kaynak kısmı geliyor. Altında güncellemeler kısmı var arkadaşlar. Burada ekle kısmından en son çevrimiçi güncellemeler menüsü var. Bunu şunun için gösteriyorum arkadaşlar. Normalde bu lisanslı bir entity olsa direkt indir yazıp burada eksik olan güncellemeyi yani KB501-6616 güncellemesini otomatik olarak entity'ye indirip entegre edebiliyor arkadaşlar. Ancak bizim kullandığımız ücretsiz sürümü olduğu için görmüş olduğumuz gibi biz Windows kurulumunu yaptığımızda bu KB501-6616 sürüm numaralı güncelleme eksik olacak. Yani kurulum yapacak. Bunun boyutu da 702.10 MB arkadaşlar. Bunu kurulumdan sonra değil de kurulumun başında işte Windows'u düzenlerken entegre etmek istiyoruz. Böyle bir senaryo düşünün. Bize gerekli olan yani indireceğimiz bu daha fazla da olabilir.
durum kısmına bakmanız gerekiyor arkadaşlar. İndirmeniz gereken güncellemeler için durum kısmına bakıyorsunuz. Eksik yazanları kullanıyorsunuz. Bizim bu ekranı kullanma sebebimiz de sadece eksik olan güncellemelerin sürüm numaralarını bulmak için. Yani burada entity ile indirme gibi bir işlem yapmayacağız. Bunun için de buradan mesela sürüm numarasını öğrendik. KB501-6616. Bir tarayıcı açıyoruz. Buraya Windows catalog yazıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu siteye giriyoruz. Ve buraya biraz önce görmüş olduğunuz Windows sürümünü yazıyoruz arkadaşlar. Windows güncelleme sürümünü. KB501-6616 idi arkadaşlar. Ara diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok seçenek var arkadaşlar. Buradaki seçenekleri bizim doğru güncellemeyi indirmek için aradığımız gerçek linki bulmak için şöyle bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Burada bizim indireceğimiz güncellemeyi görüyorsunuz. Boyutu 702.10 MB'tı. Buradan boyut kısmına bir kez tıklıyoruz ve boyuta göre sıralıyor arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz gibi 702.10 MB 4 tane güncelleme var. Ancak bunlardan bir tanesi bizim indireceğimiz güncelleme. Şöyle daha net görünmesi için seçeyim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 farklı seçenek var. Burada da yine başta belirttiğim, demiştim ki burayı 21H2 olarak düşünün. Bizim indirdiğimiz Windows ISO'sunu 21H2 olarak olduğunu düşünün. Çünkü 22H2 final sürümü olmadığı için burada güncellemesi mevcut değil arkadaşlar. Bunu da sadece örnek olarak verdiğimi, bu Windows ISO'sunu 21H2 olarak indirdiğimizi düşünün demiştim. Bunu bir kez daha hatırlatayım. Burayı 21H2 olarak düşünürsek ve 64 bit olduğunu düşünürsek, buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi X64 tabanlı sistemler için diyor. Bunu şunun için söylüyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bunun 32 bitlik sürümleri de var. Yani siz 32 bitlik bir Windows ISO'su üzerinden işlem yapacaksanız burada X86 tabanlı yazan kısımda arayacaksınız. Yine boyutuna bakıp seçenekleri düşürebilirsiniz arkadaşlar. Biz orada ne demiştik? 64 bit olmalı ve 21H2 sürümü için söylemiştik. Yani bizim aradığımız link bu arkadaşlar. 21H2 sürümü 64 bit olan, yani 64 bit mimarisine sahip olan güncelleme. Burada hemen karşısına geliyoruz arkadaşlar. Yükle kısmına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir link geliyor. Bunun üzerine sağ tık yapıp farklı kaydet diyerek bunu indiriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi .msu uzantısına sahip. Ben bunu indirmeyeceğim. Bunu aslında konumuzun, ben entity'yi anlatırken bu kısmı anlatacaktım ama biraz önce indirdiğimiz msu dosyasını, yani .msu dosyasını indikten sonra alıp buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Uygula işlem dediğinizde o güncellemeyi bu Windows ISO'sun içerisine entegre edecektir arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Benim genel olarak Windows güncellemelerini ben bu şekilde indiriyorum. Tabii ki bunun WinReducer ile indirme yaptığım şeyleri de var. Aslında WinReducer ücretsiz olan versiyonunda da güncellemeleri indirmenize müsaade ediyor. Onu da belki ileriki videolarda onu da anlatmış olurum. Videonun altına
daha basit yöntemini anlatan arkadaşlar olursa onu da belki video olarak ileriki videolarda çekmeye çalışırım arkadaşlar. Elle güncelleme indirme konumuz böyleydi. Ben biraz daha detaylandırmak istedim. İşte güncelleme numarasını bilmiyorsak vesaire gibi şeyleri de eklemeye çalıştım. Elimden geldiğince detaylandırmaya çalıştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.